Men sâme eyyâmel aşr. Kim bu günlerde, bu on günlerde oruç tutarsa. Ketebe allâhu lehu bi külli yemin. sal senetin. Allahu Teala Hazretleri bir senelik oruç sevabı verir ona. Men ahya leyleten min leyal aşr edil hicce. Fekennemâ Allah ibadeten men hacce ve a'temer attûle senetihi. Kim bu geceleri ihya ederse, bu zilhicceyi ihya ederse ne demek? işte oruçlu geçirirse. E ben geçiremiyorum oruçlu geçiremiyorum. E sadaka ver. Ondan sonra onu da yapamıyorum. E gözünü muhafaza et. Zaten bunların hepsi yapılması lazım da ama ne yaparsan kardır Ma la yudrakukulluhu la yutrakukulluhu. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı da elden çıkarılmaz. Öyleyse yapabildiklerini yap. Bak burada ne geçiyor? Bak size burayı okuyayım ne yapabiliriz yani hani bugünlerde ne yapabiliriz namazını anlatacağım özellikle o namazı iyi dinleyin bugünlerde ne yapabiliriz bu 10 günlerde buyruluyor ki efendim ve ben tasaddaka fiyad ile yamil aşr bu 10 günlerde kim sadaka verirse tasaddukta bulunursa e, bir ekmek de mi alamıyorum bir fakire ne bileyim şuradan çocuklara bir şeker al bir çikolata al neyse artık bir şey yapabilirsiniz herkes imkanı miktarınca bir sadakatin ala miskin miskinlere fakirlere bunu tasadduk ederse fe kenne ma ala enbiyaihi ve rusulihi bu on günlerde yapılan sadaka sanki sanki peygamberlere ve nebilere yapılan sadaka gibidir. Efendim ve men aadi fiha meridan bak kim bugünlerde bir hasta ziyaretinde bulunursa hasta ziyareti bak çevremizde bu kadar hastalar var. Öyle değil mi arkadaşlar? Çevremizde bu kadar hastalar var. Mesela ben hastanelerdeyim, gideyim insanlara orada odalarına gireyim, geçmiş olsun diyeyim. Zaten benim hastam var. Ona niyet edeyim mesela. Buraya niyet edeyim ve menaadi fiha merydan. Kim bugünlerde, bu 10 günlerde hasta ziyaretinde bulunursa Fakende meade evliya Allahı ve bu Allahın efendim veli kullarını, ebdal kullarını ziyaret etmiş gibidir, ziyaret etmiş gibidir. Ve menşeye cenazeten Allah sevdiklerimizin ömürlerini, komşularımızın, eş dost akrabamızın efendim ömürlerini uzun etsin. Ama oldu da bir cenaze olursa. Kim bugünlerde cenazeye katılırsa Fekenneme şeyya cenaze Cenayize Şühedayhi Sanki şehitlerin cenazesine katılmış gibidir Ne kadar ecri var Ve men kese mu'minen Kim bugünlerde bir mü'mini giyindirirse Arkadaşlar bayram geliyor Bayram geliyor Bak yetim Öksüz fakir Çoluk çocuk var Tamam mı kiracı insanlar var öyle bir zamandayız kirasını zor ödüyor. Zor geçiniyor. Bunları gözetip çocuklarına bayramlı kalırsa. Ben hiç unutmuyorum. Yani böyle bir süreçten geçtik. Bizim çocukluğumuz öyle geçmişti. Amcam bana bir gömlek aldıydı. Hayatta unutamam. Ve şimdi mesela farazi olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben amcama ne kadar kızarsam kızayım. Misal. O gömlek benim gözümün önüne gelir o iyilik, o bayramda o çocuğun elbise giymesi ne demek? Bir de şimdi yetim öksüz bir çocuksa, garip fakir fukara çocuk ise, tamam mı? Bayramda çocuk için elbise, bayramda çocuk için haşlık büyük bir şey. Ve bu 10 günlerde bunu yapınız. Bayramdan önce Arefe gününde yapın, terviye gününde yapın. Amman ihmal etmeyin. Allahu Teala Hazretleri bu minvalde bana da e, ee, unutturmasın bu işi. Bana beni muvaffak kılsın. Sizleri de muvaffak kılsın. Sizleri de unutturmasın. Ondan sonra bu çoluğu çocuğu sevindirmeyi ikram ve ihsan eylesin. Hatta bu aciz kardeşiniz size bunları söylüyor ya. Rabbim sizleri amele muvaffak eylesin. Sizlerin yapmış olduğu amellerden de beni de istifade edenlerden eylesin. Ve men kesen müminen Kim bugünlerde bir mümine elbise giydirirse. Evet, kesahullahu taala min Allah ona cennet elbiselerinden giydirecektir. Ve men fiha kim bugünlerde bir yetime lütufta bulunursa, başını okşarsa, bir elbise alırsa, bir karnını doyurursa, cebine bir haçlık koyarsa, Allahu taala bihi fil kıyameti tahta zilli arşih. Allahu Teala Hazretleri, kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Efendim, e, arşının gölgesinde gölgelendirecek. Benim rengim koyulaşmamış mı? Görmüyorsunuz mu? Efendi Hazretlerimizin cenazesinde güneşte kaldık. Elhamdülillah, yandık. Bakın, burayla burası farklı. Burası kutuplar, burası şey e, Doğu bölgesi. Şimdi orada güneşin altında kalıyoruz ya. Hep aklıma bunlar geldi. Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirmesi hep aklıma geldi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, buranın sıcağına dayanamıyoruz ki güneş daha kilometrelerce ötede. Ya biz böyle güneşin tepemize gelip de bir mızrak boyu yaklaştığında bizim halimiz ne olur Ya Rabbi, ne olur Ya Rabbi diye böyle düşüne düşüne. Halbuki ben orada zor da olsa az bir ileriye gidiyorum ondan sonra yüzümü yıkıyorum abdest alıyorum bir şeyleri gölgelik yapıyoruz şöyle ellerimizi sallıyoruz falan birisi ayağa kalkıyor onun gölgesinde duruyoruz o oturuyor biz kalkıyoruz böyle idare ediyoruz ama şimdi e, ahirette öyle bir şey de yok He o zaman öyle bir zamanda bir gölge arıyorsan tamam mı bir yetime iyilik yapın bu zilhiccede bir yetimi giyindirin vesair vesair. Bunu kesinlikle yapın ki Allahu Teala Hazretleri de Allahu Teala bihi fil kıyameti taht zilli arşi. Arşının gölgesinde sizleri bizleri gölgelendirsin Rabbim. Bu işleri bu amelleri bizleri muvaffak eylesin amin. Ve ben, bak bura buranın da altını, üstünü, yanını, sağını, solunu hususen çiziyorum. Ve men hadere meclisen min ilim. Kim bu 10 günlerde ilim meclislerinden bir mecliste olursa ayet, hadis, fıkıh, tefsir, akayit, tasavvuf bunların anlatıldığı yani efendim şer'i ilimlerin anlatıldığı alimlerin meclisinde bulunursa fekenne ma hazara mecalis enbiya illahi ve resulihi sanki bu kimse peygamberlerin meclisinde hazır olmuş gibidir. Peygamberlerin meclisinde hazır olmuş gibidir. He. Çevremizde ilim meclisleri oluyorsa kesinlikle iştirak edelim. Ama şimdi biz mesela büyük şehirde yaşıyoruz. Yani biz İstanbul'dayız. Çevremizde böyle sohbet ilim meclisleri oluyor. Ama mesela köy yerlerinde, daha böyle tenha yerlerde yaşayıp da efendim bundan mahrum olanlar hiç olmazsa şu canlı yayınları buna niyet etsinler. İşte bu ehl Sünnet hocalarımızın canlı yayınlarını buna niyet etsinler. Allah'ım Allah, ım, Allah ım bizi şuradaki müjdeye nail eylesin diye dua edelim. He, siz yine çevrenizde böyle sohbet yerleri varsa oraya da gidin. Akşam buraya da gelin. Haftada dört gün bu dersimiz var yani.